endotermik tepkimeler, egzotermik tepkimeler, endotermik tepkimeler ve egzotermik tepkimelerin genel özellikleri nedir? Bunları söyledik, biraz soru çözdük. Oluşum entalpilerinin üzerinde çok durdum. Bir tepkimenin delta H'ına oluşum entalpisi diyebilmemiz için hangi şartlar gerekiyordu? Onları söyledim. Bunlar tepkimenin oluşum tepkimesi olması lazım. Girenler element olması lazım. Elementlerin fiziksel hallerinin uygun olması lazım. Yani standart halinde olması lazım. O zaman bir tepkimenin delta H'ına oluşum entalpisi diyebiliyorsun tabii ki. Şartlarımız bunlardı. Ama yanma entalpisinde, nötrleşme entalpisinde, çözünme entalpisinde bunlarda hiçbir şart yok. Yani tepkime yanma tepkimesi ise delta H'ına yanma entalpisi. Tepkime asit-baz tepkimesi ise delta H'ına nötrleşme entalpisi diyebiliyoruz. Bir şart yok. Tepkime çözünme tepkimesi ise delta H'ına çözünme entalpisi diyebilirsiniz. Şimdi geçen ders sonra soruları çözmeye başladık. Geçen ders bu tarz soruları çözdük. İşte delta H nedir diye sordum iki kere. Sonra ilişkilendirme sorusu sordum falan. Şimdi bir iki tane deneme sınavlarında çok gelen bir yorum sorusu var. Biraz onlardan da bahsedelim. Sonra bugün bayağı bir yol alırız diye düşünüyorum. Hızla ilgili PDF'leri size mail atayım ya da göndereyim. Bir dahaki derste de hız konusuna geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi soruyu okuyorum. Örnek, CO ve CO2 bileşiklerinin molar oluşum entalpileri bilinmektedir. CO ve CO2 bileşiklerinin molar oluşum entalpilerini biliyoruz diyor. Buna göre tepkimelerinden hangilerinin delta H değerini hesaplayabilirim? Hangi tepkimenin delta H değerini hesaplayabilirim? Yani şu tepkimenin delta H değeri, bu delta H değeri, bu tepkimenin delta H değeri. Hangilerinin delta H'ı hesaplayabiliriz? Bir bakalım. Evet, şimdi evet, şunun sıfır, neden? Bu bir element ve standart halinde, yani gaz, oksijenin gaz hali, standart hali, doğada en çok, en fazla bulunduğu hal, oksijenin gaz hali, bu sıfır. Standart oluşum entalpisi sıfır. Şimdi neyi biliyormuşum? Ben CO'yu biliyormuşum, şunu biliyorum yani. Evet, CO2'yi de biliyormuşum. Bunu da biliyorum yani. Tamam. O zaman delta H dediğim şey neydi ki? Delta H CO2 eksi delta H CO. Ben bunların ikisini de biliyorum. O zaman bu olur. Papa. Tamam. Şuna bakalım. Şu sıfır. Karbon element ve doğada katı halde bulunuyor. Kararlı halde. Katı. CO'yu biliyorum. Evet. Onu 2 ile çarpacağım sadece. CO2'yi biliyorum. Evet. Neydi? 2 delta HCO eksi delta HCO2. Süper. Bu da tamam. 2 de tamam. Tamam mı? 2'yi daha düzgün yazayım. Evet. Buna bakalım. Şu sıfır neden? Hidrojen bir element ve gaz halinde, standart halinde oluşum entalpisi sıfır kabul ediyor. Şunu biliyorum. Şunu da biliyorum. Daha şunu bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Suyun gaz halindeki oluşma entalpisini bilmiyorum. Çünkü delta H ne? Delta H CO artı delta H H2O eksi delta H CO2. İşte bunlar gaz halinde olacak. Tamam, ben şey bilmediğim için, suyu bilmediğim için cevap verir ki. Bu olmadı. Güzel. Bu basit bir soruydu. Bir de şuna bakalım şimdi. Tamam. Hadi bakalım. Şuna bir dikkatli bakın siz de. Tepkimesi var. SO3 gaz artı H2 gaz. Ok işareti. SO2 gaz artı H2O gaz. Tepkimesinin delta H değerini hesaplamak istiyorum. Şu tepkimenin delta H değerini bulabilmek istiyorum. Tepkimenin. Tamam. Delta H değerini bulabilmek istiyorum. Ne lazım? Ne lazım? Ben şuradan göstereyim mi? Şu tepkimenin delta H değerini söyler misiniz bana? Ya da biraz üst kısmına mı yazayım? Üst kısmında, evet, üst kısmında bence yeterince yer var gibi. Başlıyorum o zaman. Delta H eşittir. Bu tepkimenin delta H'ından bahsediyorum. Delta H SO2 artı delta H H2O. Bunlar üründü.
ürün eksi giren, şu sıfır zaten, delta şey sorucu. Evet, bunlar lazım bana. Şunları bilebiliyorsam bence olur bu iş. Hatta bunu açayım, bir parantezi dağıtayım. Delta H SO2 artı delta H H2O eksi delta H SO3. Güzel. Şu, bunu biliyorsam iş tamamdır. Peki, birinci tepkiminin delta H'ını bilmek bana bir şey kazandıracak mı? İşime yarayacak mı? Ona bakayım. Kükürt element katı halde bulunuyor. Standart hali kükürtün katı 0. O2 element, onu da standart hali olan 0. O zaman bu tepkimenin delta H'ı dediğim şey sadece SO2'ye eşit. Aha. O zaman bu tepkimenin delta H'ını biliyorum dersem SO2'yi biliyorum dedim. Yani şunu tamamladık o zaman. Süper oldu bak. Şu tamamlandı. İkinci soruya geçiyorum. Oksijen gaz halinde, O2 gaz halinde, standart halinde element 0. Bu tepkimenin delta H'ını bilmek demek, bir dakika bakayım, 2 delta H SO3 eksi 2 delta H SO2. Yani 2 parantez içerisinde delta H SO3 eksi delta H SO2. Yani bunu bileceğim. Şimdi bir dakika. Yukarıdaki birinci tepkimenin delta H'ını bildiğim zaman SO2'yi biliyorum. SO2'yi biliyorsam eğer ve şurada yerine yazarım bu SO2 değerini. Şurada yerine yazarım bu SO2 değerini. O zaman delta H'ı biliyorsam SO3'ü de bilirim. Tamam. Şu tepkimenin delta H'ını biliyorsam SO3'ü de bilirim. Güzel. Tekrar ediyorum. Birinci tepkimenin delta H'ını bildiğim zaman SO2'yi bilmiyor muyum? Evet. SO2'yi biliyorum. Birinci tepkimenin delta H'ı SO2'ye eşit. O zaman bildiğim SO2'yi burada yerine yazarsam ikinci tepkimenin delta H'ını bilmek bana SO3'ü de tamam yapıyor. Tamam o zaman. SO3'ü de tamam. Bu da doğru. Güzel. Sonra üçüncü. Üçüncüye bakıyorum şimdi. Bu evet sıfır. Bu evet bu da sıfır. Hidrojen gaz halinde, standart halinde. Oksijen de standart halinde. O zaman bu tepkimenin delta H'ını bilmek bana suyun gaz halinin oluşum entalpisini kazandırıyor. Yani şu. Tamam. O zaman tamam şu da geldi. O zaman cevap 1-2-3 olacak herhalde. Öyle mi diyorsunuz? Herkes cevap versin bakayım. Bir kere daha söylüyorum. Bir kere daha söylüyorum. 1-2-3 hocam evet. Bir dakika bir kere daha söyleyeyim ben. Birinci tepkimenin delta H'ını bilmek SO2'yi bilmemi sağladı. İkinci tepkimenin delta H'ını bilirsem SO2'yi de biliyorum. O zaman SO3'ü bilebiliyorum. Üçüncü tepkimenin delta H'ında da suyu bilebiliyorum. Tamam 1-2-3. Soruyu bir daha okuyayım. Okuduğum zaman soruda bir şey fark ediyor. Diyor ki hangileri yeterlidir? Hocam bence 2-3. Kim o? Ben hocam. Oğuzhan. Oğuzhan sesini alamadım. Gerek yok yazıyor. Bu gerek yok yazmaya çalışan kim? Kim? Sencer. Sen misin? Kerem hocam. Kerem. Ha, pardon. Kerem. Bence de birinci öncüle gerek yok. Sebebini söyleyeyim. Cevap 2-3 olacak. Soru diyor ki hangilerini bilmek gerekiyor demiyor. 1-2-3 çünkü cevap. 1-2-3'ü verirse ben cillok gibi sorunun doğru cevabına ulaşıyorum. Ama yeterlidir diyor. Ben diyorum ki birinciye gerek yok. Birinciye gerek olmaması, bir dakika hocam, birinciye gerek yoksa SO2'yi bulamıyorum. SO2'yi bulamazsam SO3'ü de bulamam. Aferin, süper. Ama bakın, ikinci tepkime bana neyi veriyor? Ben altını çizeyim. Bakın buraya. Bak bakayım, ikinci tepkimenin delta H'ını bilmek bana neyi kazandırıyor? SO3 eksi neyi kazandırıyor? SO2. SO3 eksi SO2. Peki yukarıda bana ne lazım? SO2 eksi SO3. Bak şunu şöyle yazamaz mıyım ben? Arkadaşlar bunu şöyle yazamaz mıyım? Şu tepkimenin delta H değerini şöyle yazamaz mıyım? Delta H SO2 eksi delta H SO3 artı
Delta H ışık yok. Böyle yazabilirim. Delta H ışık yok. Süper. Böyle yazabilirim diyorum ben. Dolayısıyla ikinci tepkimeyi bilmek demek SO3, SO2 farkını bilmek demek. SO3, SO2 farkını bilmek. Bana da SO2, SO3 farkını soruyor. Tersini alır. Üçüncüden de H2O'yu bildin mi? 2, 3 yeterli oluyor diyoruz. Cevap ne olacak o zaman arkadaşlar? Yeterlidir dediği için 2 ve 3 olmalı. Yeterlidir demeseydi tabii ki cevap 1, 2, 3'te. Herkes anladı mı dediğimi? Herkes dediğimi anladı mı arkadaşlar? Ben anladım. Aslan seslerini mi kısın? Sıkıntı yok hocam, anladık. Tamam. Yok hocam, sesleri ya... kısmadım. Konuşabilirler. Tamam, peki. Devam edelim. Diğer soruya bir yapmaya çalışın bakalım. 0,5 mol CH4-CH8 gaz karışımı yandığında 46.2 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Başlangıçta karışımda bulunan CH4 kaç gramdır diye sormuş. Bu da bir karışım sorusu. Karışım sorusunu bir şeye şey yapmışız, uyarlamışız. Enerji sorusuna. Ben hemen şunları bir yazayım. Siz de bir yandan çözmeye çalışın. Bu karışımı yakıyormuşuz. CH4 C3H8 gaz karışımını yakıyor. Oksijen gönderiyorum ve yakıyorum. Tamam. Güzel. Ne kadar enerji açığa çıkıyormuş burada? Ne kadar enerji açığa çıkıyormuş? 46.2 kilokalori enerji açığa çıkıyormuş. Tamam. CH4 ve C3H8 gazlarının molar yanma entalpilerini sırasıyla vermişim ben size. Eksi 75 ve eksi 104 kilokalori diye sırasıyla vermişim. Ben yakıyorum, başlıyorum çözmeye soruyu. CH4 gaz artı O2 gaz, ok işareti, CO2 gaz artı tabii ki H2O gaz. CH4'ün katsayısı 1 olacak çünkü molar yanmasını veriyorum demiş. Eksi 70 kaç? 5. Eksi 75 kilo. Tepkimeyi bu arada ben denkleştireyim. C'nin sayısı 1, burada da 1. H'in sayısı 4, burada 2. 2 koydum. 2, 4. Şuraya da 2 koydum. Devam edelim ikinci, yani C3H8'e. C3H8'i de yakıyorum ben. C3H8 gazını. C ile H'li bileşikler yandığı zaman açığa karbondioksit ve su çıkarırlar. C'nin sayısı 3. Buraya bir 3 koydum. H'in sayısı 8. Buraya bir 4 koydum. 6, 4 de daha 10. Böyle de bir 5 koyduk. Güzel. Tepkimi de netleştirdim. Bu arada pardon. Bu tepkimenin delta H'ini yazalım. Bu tepkimenin delta H'ı 1 mol yaptım. Bakın 1 olmasına dikkat ediyorum. C3H8'in kat sayısına. C3H8 gazının molar yanma entalpisi eksi 104 kilokaloriymiş. Evet. Şunları siler misiniz? Tik atan arkadaşlar. Bir altlarına bir şey yazacağım çünkü. Şimdi şuna ben x mol diyorum. Şuna da y mol diyorum. X artı y'nin kaç olduğunu biliyorum. X artı y kaç? 0,5. Toplam bu karışım kaç moldü? 0,5 mol değil miydi? Baksanıza. Karışım 0,5 mol ve açığa çıkan enerji 46.2 kilokalori. Tamam, 0,5 mol. Yani birinci denklemim bu. Şuna x mol dedim arkadaşlar. Buna da y mol dedim. X mol dedim. Buna da Y mol dedim. X artı Y değerim 0,5. Bu birinci denklemim. Bir denklem daha kuracağım. Evet, onu da nereden kuracağım? Tabii ki enerjiden. Baksanıza. Enerji değeri burada yazıyor. Diğerinde enerji değeri yazıyor. 1 mol CH4 yandığında 75 kilokalorilik açığa çıkmış. Enerji açığa çıkmış. X mol yandığında 75x'lik enerji açığa çıkmış. 1 mol C3H8 yandığında 104 çıkar. Y mol yandığında 104Y çıkar.
açığa çıkan bu enerji 46.2. Zaten iki bilinmeyen var. İki denklem kurmam gerekiyor. Bu kadar basit. Tamam mı? Hemen toparlayalım o zaman. Bu arada kaçta çarpmak gerekecek? Yukarıya -75 ile çarpıyor. -75, 104 kaç yapıyor? 25, 29 mu yapıyor? Y. 29Y eşittir. 75'in yarısı. 70'in yarısı 35. 5'in yarısı 2,5. 37,5. 46.2, 37,5. 8.7. 1.2 çıkar ondan. Hocam 5.8. 8.7 yapıyor. Y dediğim şey 3 kere, evet, 0,3 yapıyor arkadaşlar. X'e 0,2 yapıyor. Evet, bulduk. X 0,3, Y'de 0,2 yaptı. Tamam. Bana neyi sormuştu ki? Bana başlangıçtaki CH4'ü sordu. CH4 kaçtı? Başlangıçtaki CH4 miktarı. X demiştim ona ben. X'i kaç buldum? X'i kaç buldum ben? 0,2. 0,2 mol CH4. Evet. Tamam, bunu yapalım. 1 mol CH4. 16 gramsa 0,2 mol CH4. Kaç gram? 3.2 gramdır. Tamam mıyız? Arkadaşlar, anlaşılmayan bir yer varsa çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde bir kere daha anlatabilirim. Lütfen anlamadığınız yeri sorun. Zaten çok az kişiyiz. Bir sınıf kadar bile yokuz. Tamam mı? Lütfen anlamadığınız yeri sorun. Ben bir kere daha söylüyorum. Bir karışım varmış. CH4 ve C3H8 karışımı. Bunu oksijenle yaktığında açığa 46.2'lik enerji çıkmış. Biz ikisinin de yanacağını biliyoruz tabii ki. CH4'ü yaktım. C3H8'i de yaktım. Denkleştirdim. CH4 ve C3H8'in katsayılarının 1 olmasına dikkat ettim. Çünkü molar yanma entalpilerini. Gerçi 2 olsa 2 ile çarpıyorum. Çok sıkıntı değil de. Delta H'ı -75. Bunun delta H'ı -104. Tamam. Sonra ne kadar olduğunu bilmiyorum X'in ve Y'nin. X ve Y dedim ve X artı Y'nin 0,5 olduğunu soru bana vermiş zaten. 1 molü yandığında sanırım CH4'ün katsayısı kaç? 1. CH4'ün katsayısı 1. 1 molü yandığında 75 çıkıyor. X molü yandığında kaç çıkar? 1 molü yandığında 104 çıkıyor. Y molü yandığında kaç çıkar? Yani 75x104 y. Bunu 46.2 eşitledik. Sonuç olarak ne oldu? X ve Y değerlerini 0,3 ve 0,2 olarak bulduk. Benden CH4'ü istemişti soru. Bakın CH4 kaç gram oldu? CH4'de 0,2 buldum. 0,2 mol CH4'de 3,2 gramdır. Başka bir soru. Arkadaşlar, bir tepkime vermiş. X gaz artı O2 gaz. Yani X'i yakmışım. Karbondioksit ve su çıkarmış tepkime. Demek ki X'in içerisinde CH kesin var. O olabilir, olmayabilir. X'in ne olduğunu tam kestiremiyoruz. Bir hidrokarbon ya da CHO içeren bir organik bileşik olabilir. Ama soru şöyle söylüyor. Bu gayet basit ve keyifli bir soru. Buraya bakın. X'in katsayısı kaç arkadaşlar? Bir, değil mi? Soru diyor ki 4 gram X yandığında 212 kilojül ısı açığa çıkıyor. X'in molekül ağırlığı kaçtır? X neyse artık, senin bir hidrokarbon mu, bir organik bileşik mi bilmiyorum ama bunun molekül ağırlığı kaçtır diyor. Hemen şöyle bakıyorum. 1 mol X yandığında ne kadar enerji açığa çıkmış? 848. Bu eksi demek açığa çıkıyor demek. Onun işlemi dahil etmeme gerek yok. Hemen şöyle yapıyorum. 1 mol X yandığında 848 kilojül ısı açığa çıkıyor. Kaç mol X yandığında 212 açığa çıkar? Bende 212 çıkmış çünkü. 1 mol X yandığında 848 çıkıyor. Ama bende 212 kilojül çıkmış. Peki kaç mol X yandığında bu çıkmalı? Bunun 1/4 değil mi? Bunun 1/4. O zaman burada da 1/4 alacağım. Yani 0.25 mol olmalı X. Nasıl yani? Yani şu 4 gram X 0.25 mol mu? Soru bitti. 0,25 mol X 4 gramsa
1 mol X kaç gramdır? 16. Mesela CH4 herhalde bu, değil mi? Bu hidrokarbon CH4 olmalı. Yani hidrokarbon olduğu kesinleşti. Çünkü oksijen olmaz. Oksijen bir tane bile olsa 16 yapıyor zaten. Molekül ağırlığı 16 olduğuna göre. Diyorum ki bu CH4'müş demek ki. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Ha? Sıkıntı yok değil mi? Hadi bunu da alalım bakalım hızlı bir şekilde. Peki, geçiyorum diğer soruya. Bu da çok kolay bir soru. Çok böyle karışık bir soru gibi falan geliyor. Bir yapmayı deneyin bakalım bu soruyla. CnH2n artı 2 var gaz halinde. Bunu yakmış. Ben de isterseniz şuraya yakayım. Gerçi çok şey yapmayacağız ama bir kere de yakmış olayım. Size soruyu okuyorum bu sırada. CnH2n artı 2'yi yakıyorum. Oksijenle tepkimeye sokuyorum yani. Karbondioksit ve su çıkıyor açığa. Güzel. Tepkimeyi denkleştireyim arkadaşlar. C'nin sayısı n. Buraya n koydum. H'in sayısı 2n artı 2. Buraya n artı 1 koydum. Şimdi oksijene bak. 2n burada. N artı 1 de burada. 3n artı 1 bölü 2. Zaten soru bana bunu vermiş. Tamam. Ve bu tepkimenin delta H'ını da vermiş arkadaşlar. Delta H'ı tabii ki negatif olacak. Çünkü yanma entalpisi, azotun yanması bir tek endodur. Diğer yanmalar egzodur. Eksi 488.4 kilojoul. Aynen öyle. Şimdi diyor ki bana, soruyu bir kere daha okuyalım. Diyor ki 13.2 gram CO2 gazı oluştuğunda 48.84 kilojoule açığa çıkıyor. Dur. 48.84 açığa çıkıyor. Buraya bak şimdi. Bana bak. Diyor ki CO2, n mol CO2 oluştuğunda, n mol CO2 oluştuğunda, buraya bakar mısınız? N mol CO2 oluştuğunda 488.4 kilojoule açığa çıkıyor. N mol CO2 oluştuğunda 488.4 kilojoule çıkıyor. Ama sen demişsin ki 48.84 kilojoule açığa çıktı. O zaman bunun kaç mol olması lazım? Bu kadar. Ne yaptığımı anladınız mı? Hı? Bir daha söylüyorum. N mol karbondioksit. Bak dostum. Bak. Şurayı sileyim. Biraz daha dikkat çekeyim. Şurayı sildim. Başka bir renkle yapayım. N mol karbondioksit oluştuğunda 488.4 açığa çıkmıyor mu? Evet. 48.84 çıktı diyorsun. Bunun kaç mol olması lazım? Hemen cevabı söyleyeyim. 0.1N olması lazım. 0.1N mol yanarsa 48.84 çıkıyor. Çünkü n molünden 488.4 çıkıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yukarıya bakın. 13.2 gram karbondioksitin oluştuğunu biliyorum. 13.2 gram karbondioksit kaç mol acaba? Hemen onu hesaplayalım. Hemen. 1 mol karbondioksit 44 gram. 13.2 gramı karbondioksitin kaç moldur acaba? Karbondioksit. Burada da ben ne bulmuştum onu? Burada da ben ne bulmuştum? 0.1N bulmuştum karbondioksiti. 0.1N dediğim şey 0.3N dediğim şey 3. Tek denklemde de çıkardı. Bak ben biraz daha ayrıntılı yapayım istedim ama bir daha söylüyorum. N molü yandığında şöyle inleci kursörü göstersin. N molü yandığında 488.4 açığa çıkıyormuş. 48.84 açığa çıkması için bir kere 0.1N mol karbondioksit yanması lazım. 13.2 gram yani 0.3 mol yandı diyor.
zaman 0-1 en dediğim şey 0-3, en dediğim şey 3 olmalı. Tamam mıyız? Peki, hadi bakalım. Başka bir soru. Bu soruyu da yapıp bir ara veririz, olur mu? Arkadaşlar, diğer sorum şu. Kalsiyum katısı artı 1/2O2 gazı. CaO, kalsiyum oksit katısı. 300 olarak vermiş. Denklemine göre yeterince 8 gram tabii yukarıda var. 8 gram kalsiyum yeterince oksijenle yakılıyor. Açığa çıkan enerji alt suya yolluyor. Suyun sıcaklığı ne kadar? Tamam, çok kolay. Açığa çıkan enerjiyi buluyorduk. Bu sefer o açığa çıkan enerjiyi suya göndereceğiz ve suyun sıcaklığını bulacağız. Oluyor. Tekrar ediyorum. Açığa çıkan enerjiyi suya göndereceğiz ve suyun sıcaklığını bulacağız. Tamam. Hemen açığa çıkan enerjiyi bulalım. Şimdi kalsiyumun 1 molü kaçmış? Kalsiyumun atom ağırlığı 40. Ben bulalım. 1 mol kalsiyum 40 gram. 8 gram kalsiyum yakılıyormuş. Acaba kaç mole geliyor bu? 8 gram. Yani 0,2 mole gelmiyor mu? Arkadaşlar 0,2 mol kalsiyum yakıyoruz. Peki tepkime denkleminde kalsiyumun katsayısı kaç? 1. 1 mol kalsiyum yandığında açığa ne kadar enerji çıkıyor? 300 kilokalori enerji açığa çıkıyor. 0,2 mol kalsiyum yandığında ne kadar enerji açığa çıkıyor? Erdal kaç çıkar? Dinliyorum Erdal. 0,2 ile 300'ü çarpıyor muyuz? Hasan? Efendim hocam. Erdal'ın mikrofonu açık mı? Hocam şu an herkes kendisi açabiliyor mikrofonunu. Kendi konuşmuyor yani. Evet. Bir şey değil. Tamam. Tabii ki 60. Tamam. Buraya bakın. Şimdi diyor ki 8 gram kalsiyum yeterince oksijenle yakıldığında ne kadar enerji açığa çıkar? Bir dakika ya dedin. 8 gram kalsiyum dediğin şey 0,2 moldur 8 gram kalsiyum. 1 molü yandığında baksanıza 1 molü yandığında kalsiyum 300 çıkıyordu. 0,2 molü yandığında kaç çıkar? 60 çıkar. Şurayı silebilir mi yazan arkadaşım? Oraya kalanını çözeyim. Şimdi 60 kilokalori ısı açığa çıkıyor. Bu açığa çıkan 60 kilokaloriyi nereye göndereceğim ben? Suya göndereceğim. Açığa çıkan. Suya gönderiyorum. Hemen gönderiyorum. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Tamam. Dikkat. Bir şey benim hatam. Onu vermem lazım. Buraya bakın. Şurada soruda vermesi lazım. Şuraya bak bakalım. C su dediğim şey suyun öz ısısı. 1 kalori bölü gram çarpı santigrat derece. Bu soru da verecek. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Tamam. Tamam, şimdi 60 kilokalori ısı açığa çıktı. Bu açığa çıkan enerjiyi suya gönderiyorum. Suya göndereyim. Şu 60'ı silin lütfen. Ben yukarıya aldım yeniden yazabilmek için. Yoksa orada kalıyor. Bu 60'ı yazarken buraya 60 bin yazacağım. Neden? Neden 60 bin yazıyorum sizce? Çünkü Q eşittir MC delta T'de. Q'nun, baksana bak Q'ya bak. Adam sana diyor ki kardeş C suyu 1 alabilirsin. C suyu 1 alabilirsin ama Q'nun birimi ne olmalı diyor? Kalori. M'in birimi ne olmalı diyor? Gram.
T'nin birimi ne olmalı diyor? Santigrat derece. Eğer bu birim çevirmeleri yaparsan C'yi 1 kullan diyor. Tamam. Ben 8 gram, baksanıza ben 8 gram, yani 0,2 mol kalsiyum yandığında ne kadar enerji açığa çıkacağını bulmuştum? 60. O zaman buraya 60 yazacağım. Çünkü C'yi 1 alabilmem için, tekrar ediyorum, C'yi 1 alabilmem için ısının biriminin kalori, kütlenin biriminin de gram olması gerekiyor. Sıcaklığın biriminin de santigrat derece olması gerekiyor. Ne kadar suya gönderilmiş bu? 6 kilogram suya gönderilmiş. 6 kilogram su 6000 gram çarpı delta T. Gramı çevirdim. Tamam. O zaman ne yapıyor arkadaşlar delta T? Kaç yapıyor biliyor musunuz? Demek ki 6 kilogram suyun sıcaklığı 10 santigrat derece artı veriyormuş ya. Bu kadar basit. Mesela 25 derecedeyse 35 oluyor. 50 derecedeyse 60 oluyor. Sıcaklık 10 santigrat derece artacak. Tamam. 60'ı yazan arkadaş lütfen onu bir dahaki örnekte rahatsızlık yaratmasın. Onu söyleyelim olur mu? Bu örneği alın böyle. Hocam bir şey ara verelim. Tabii tabii dinliyorum. Sor. Kolligatif özelliklerde 60'ı de... 60'ı yazan arkadaş silebilir mi? Yazıp da silemeyen tayfadan mısın? Video var. Yazıp, aa hocam silmeyi bilmiyorduk diyorlar. Evet dinliyorum. Hocam. Eyüp sen misin? Dinliyorum. Hocam kolligatif özelliklerde de bu mesela siz şeyi K'yı verseydiniz olabilir miydi? Yapabilir miydik oradan? Kolligatif derken? Hani şu biz kim formülünden yapıyorduk ya. Ha. Evet. Oradan yapabilir miyiz bu soruyu? Siz K'yı verseniz. Bu çözelti yani, değil. Doğru. Doğru dediniz hocam. Baksın. Sadece açığa çıkan enerjiyi saf suya gönderdim gibi düşün. Tamam hocam. Kerem sen evet, misin? Evet hocam benim. Tamam. Tamam dostum. Bir ara verelim sonra devam edelim.